ise reel sektörünün borçlarının yapılandırılması için anlaşma dün yürürlüğe girmiş. Dün Borsa İstanbul'daki yükselişte bunun da etkisi vardı. Reel sektörün nefes alması ve desteklenmesi için finansal kuruluşlar elini taşın altına koydu. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre reel sektör borçlarının yeniden yapılandırılması için çerçeve anlaşması imzalandı. Hazırlanan anlaşmaya göre borç sınırı 100 milyon liranın üstü olarak belirlendi. 100 milyon liranın üstü belirlendi bu anlaşmaya göre. Haberde borsadan 160 şirket girebilir deniyor. 402 şirketten borsadaki 402 şirketten 160'ının finansal borcu 100 milyon liranın üzerinde. Dolayısıyla bir yapılandırma söz konusu olabilir. Dün yürürlüğe girdi bu haberi görüyoruz.